Merhaba arkadaşlar. Hepiniz evime kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Beni görüyorsunuz. Bomba gibiyim. Evet. Bugün böyle neon yeşillerle karşınızdayım. Tatam. Evet. Dördüncü ayımı doldurdum arkadaşlar. Tüp mide ameliyatında dördüncü ayımı doldurmuş bulunmaktayım ve eksi size şu an göstereceğim videoda aslında 97 küsur görünüyorum ama şu an aslında çok daha altındayım. Ama onu da artık bir sonraki videoya saklarım. Toplamda 35 kilo vermiş oldum. Çok şükür, çok güzel gidiyor. İlk zamanlarki çektiğim sıkıntılarımı hepinize anlatmıştım. Hepinizi sizlerle aşama aşama zaten paylaşmıştım. Ve bugün 3. ayımdan 4. ayıma geçişimde neler yaşadım onları sizlere aktaracağım. Ne zaman, ne kadar yiyorum, ne kadar içebiliyorum bunları size aktarmak istiyorum. Ama öncesinde tartı videomu sizlere bir paylaşayım. Evet, görüyorsunuz güncel kilomu sizlere paylaşıyorum. Üstündeyim şu an sabitledi 98.7 arkadaşlar tam. Bugün 4. ayımı kapatmış oldum. Bugün tüp mide ameliyatı olalı 4. ayım ve şu an 98.7 kilo. Gördünüz, canlı canlı tartıya çıktım ve o an sizlere videoyu çektim. Üçlü rakamlardan ikili rakamlara düştük. 90'ları gördük çok şükür ama bununla yetiniyor muyuz? Tabii ki de yetinmiyoruz. İnşallah durmak yok, yola devam. Kaçı görene kadar? 65'i görene kadar. Evet, hedefimiz 65. Bu zamana kadar herhalde hedefimde kaç olduğunu kimseye söylememiştim. Hedefim aslında ilk başta 80'di. 80'i attım. Artık hedefim 65 arkadaşlar. Tabii ki kilo azaldıkça, biz de böyle karantinada evlere tıkıldıkça, fitness salonuna gidemedikçe, evde de hareketimiz böyle birazcık düştükçe ne yapıyor? Tabii ki metabolizma yavaşlıyor ve kilo vermem de birazcık böyle bir yavaşlıyor. Diyebilirsiniz ki evde spor yapabilirsin. Evet yapabilirim. İsteyene hiçbir şekilde bahane yok ama benim bahanem çok. Bu kadar basit. Çok bahanem var. Çok istesem bahane üretmem ama gerçekten şu an için bahanem çok yani. Bu tiniğimi yaklaşık bir 5 sene önce falan almıştım ve 5 senedir dolapta belki bir gün zayıflarım diye bekliyordum. Ve o gün bugün, bakın, bayağı da şu an olması gerektiği gibi oldu. Şöyle yapayım, 48 bedendi bu. 5 sene önce 48'mişim demek ki ve Türkiye bedeniyle 48 beden. Kaç giyiyordum? 133.4 kiloyla ameliyata girdim biliyorsunuz. Ve ameliyata girdiğimde 56-58 bedenim vardı. Yani 4 veya 5XL. Ama sonrasında ne oldu? Ne oldu? Şu an sadece... Yok, şöyle söyleyeyim. Geçenlerde bir ara, yaklaşık bir 2-3 hafta oldu zannedersem. Yok, 3 hafta olmadı. 2 hafta falan oldu. H&M'den bir paket sipariş etmiştim. H&M deniliyor Türkiye'de. Bayağı böyle birkaç tane böyle tünikler falan sipariş etmiştim. Pantolon sipariş etmiştim. Ve hepsini XXL almıştım. Yani 2X large almıştım. Dedim ki yani 4X'den işte 5X large'dan herhalde çift X large'a inmişimdir diye düşünerekten. Ve paketim geldi. O kadar sevindim ki içinden işte kıyafetleri çıkarttım. Aman Allah'ım ne kadar güzeller böyle. Trench coat'lar işte belden bağlamalı blüzler falan. Kız ben onların içinde böyle dans ettim ya. Ay, hatta video çekmiştim. Eğer ki orada kafamı kesek bir şekilde paylaşabilirsem bu konuşmamın arkasına da o videoları koyacağım. Çünkü başım açık bir şekilde yatak odamda sadece kızları göstermek için video çekmiştim. Bakın bakın X'lerde şey X'lerce düşmüşüm sevinciyle. Sadece arkadaşlarıma videoyu atacağım diye çekmiştim. O yüzden başım açık olduğu için o videoları eğer kafamı kesik bir şekilde sizlere paylaşabilirsem hemen şimdi bu konuşmanın arkasına koyacağım. X'ler senin de yine geri zekalı o kadar kilo vermişsin. Niye iki tane X'ler? Konulara bak.
emanet duran. La ilahe illallah. Kalçam nerede kaldı bakın. Demek ki ben X'liğe düşmüşüm ha. Belki de L'ye düştüm. Anasını satayım, bu ne? Dur lan, yapamadım. Kız çok da güzelmişler ya. Şöyle bellerini bağlamalı diye aldıydım. Hayır, bunu şimdi belimi bağlasam 5 lira versem zaten içinde yüzeceğim. Hadi bakayım, şöyle bağlayınca güzel duracak. Yok ya, tarafı pot duruyor bu sefer de. Bir yere gitmiyoruz oğlum. Hani şöyle bağlayınca güzel duracak desem, yok pot duruyor. La ilahe illallah. Trenç kot nasıl olacak bakalım. Elif, bu da Bahri Butik'ten aldığım tunikler. Bunları ilk aldığımdaki şeyimi hatırlıyorsun değil mi? İçinde böyle gerim gerim gibi buralardan 4 kat 5 kat çıkıyordu. Şimdi göbüşüm. Bakın şuram bile o kadar çok değil artık. O zaman neydi? Böyle aşağıya sarkıyordu. Şimdi tuniğimin asıl güzel duruşu zaten bu. Yani böyle durması gerekiyordu ve pantolona bayıldım. Bakın bir tek pantolon oldu. Şimdi üstüne bir de trenç kotumu deneyeyim bakayım. Pantolon güzel oldu. Bak şuradaki göbeğim gayet normal. Elif'in göbeği gibi oldu artık. İstanbul'daki Elif'in göbeği kadar. Onun da var bu kadarcık. Bu kadar göbek. Dur nerede o? Bu kadar göbek onda da var. Ah. Yine bir trenç kot bir insanın üstünde ancak bu kadar iğrenç ve bol durabilir. Evet, maalesef pantolon hariç hepsi geri gönderilecek. Hem üzülüyorum çünkü her biri çok ayrı ayrı hoşuma gitmişti ama bir yandan da seviniyorum. Demek ki artık X large bile değil, X large'ım. Evet arkadaşlar, şimdi sürekli bana şöyle bir soru soruyorsunuz. İşte bu kadar çok yemek yapıyorsun, işte hani bu kadar hala işte aynı, yok dur nasıl diyorlar? Hala yemek pişirme, işte yemek yapma stilini değiştirmeden böyle giderse tüm kilolarını geri alırsın. Ya da mesela hala yemek işte tarzın hala aynı, işte bunu değiştirmediğin sürece kilo veremezsin. Arkadaşlar gayet güzel bir şekilde kilo veriyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Ben mesela pasta yapıyorum. Zannediyorlar ki belli bir kısım. Ben o pastadan yiyorum. Ne bileyim artık o pastadan 3 dilim, 4 dilim, 5 dilim yedim falan zannediliyor herhalde. Bir kek yapıyorum hemen işte kek de yapıyorsun ama sen hiç kilo veremezsin. Ondan sonra ne bileyim bir kurabiye yapıyorum. Yap işte az kaldı işte verdiğin 30 kiloyu da geri alırsın. Arkadaşlar yaptığım her bir şeyi yiyorum anlamına gelmez. Veya yaptığımız yemekleri o gün bitiriyoruz anlamına da gelmez. Evet, çocuklara yaptığım yemeklerden benim yiyip yiyemediğim çok merak ediliyor. Evet, bazen böyle bir kaşık, eğer ki midem alırsa bir kaşık alıyorum, deniyorum. Böyle küçücük çay tabağı var ya, çay tabağı kadarından koyuyorum. Ne yemek yaptıysam çay tabağın büyüklüğünde koyuyorum. Hatta çay tabağına koyuyorum yani direkt. Mideme dokunmazsa çay tabağındaki geri kalanların devamını yiyorum. Dokunursa bırakıyorum. Bu kadarcık yediğim her öğünüm, yediğim her öğün gerçekten bir çay tabağı kadar. Çünkü midemin aldığı miktar o kadar arkadaşlar. Şunu bir kere bir anlamayan bir belli bir kısım var. İşte hani böyle yersen, böyle giderse arkadaşlar yiyemiyorum. Ben kendimi tutmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Midem almıyor. Bu sabah Instagram'da paylaştım. Kahvaltı tabağımın öncesini ve aradan 10 dakika sonrasını. Hatta Instagram'da sordum. Acaba ben bu tabağın hepsini yemiş miyimdir ya da ne kadar yemişimdir diye. Hemen şuraya ekrana koyacağım. Unutmazsam şöyle şuraya. Öncesi sonrası. İster inanın ister inanmayın. Midem ancak bu kadarsını alıyor. Devamını mümkün değil almıyor. Ne yaptım? Tabii ki o tabağımı çöpe atmadım. 2 saat sonra, aradan 2 saat bir vakit geçtikten sonra geri kalan kısmını ancak tüketebildim arkadaşlar. Bu bir. Yani gerçekten ben bir şey yapıyorum diye bunu yiyorum anlamına gelmez. Ama tabii ki de tadına bakıyorum. Tadına bakmam bana yetiyor çünkü midem direkt bana sinyal veriyor beynime buradan. Diyor ki tamam dur. Abla diyor dur. Doydun bir şey gönderme. Gönderirsen diyor çıkarım diyor. Böyle yani. Su içmeye gelince normalde şu an artık 1,5-2 litre günde su içmem lazım. Fakat tüketemiyorum, içemiyorum. Hala su içmekte bir sıkıntım var. Çünkü tek seferde bir bardağı içemediğim için
yudum yudum içmek zorunda kalıyorum. Bazen evet zorluyorum kendimi. Bazen böyle bir işte musluktan böyle akan böyle buz gibi suyu doldurup şöyle bir lıkır lıkır yapıyorum. Dibine kaldığımı mideme böyle bıçaklar saplanıyor gerçekten. Bir arkadaşım bana demişti ki sabahları kalktığım zaman su içemiyorum. Mideme sanki bıçak saplanıyormuş gibi oluyor diyordu. Diyorum ki insanın diyor midesine diyorum hani nasıl diyor bıçak saplanır gibi olur ki diyorum. Yani alt tarafı bir bardak su. İşte nasıl kınamışsam aynısını şu an yaşıyorum. Gerçekten bir bardak suyu lüp diye içmeye çalışırsam daha yarısına gelmeden mideme direkt batmaya başlıyor. Yani içme konusunda da hala aynıyım. Bir fincan kahve yapıyorum, o bir fincan kahveyi... Mesela kendime bir tane bir fincan kahve yapıyorum. Peki Özlem bu bir fincan kahveyi ne kadar da içiyor? İster inanın ister inanmayın 20 dakika daha içiyorum. O sıcacık kahve oluyor, buz gibi kahve. Hot coffee'den ice coffee'ye dönüş yapıyorum. Soğuk bir şekilde. Yani çay da içsem, bitki çayı da içsem artık onları soğuk içmeye alıştım gerçekten. Çünkü bir kere çok sıcak midemize zararlı olduğu için çok sıcak içemiyorum. Bir de gıdım gıdım içmek zorunda olduğum için çok az bir şekilde içiyorum. Evet çocuklar bağırışıyorlar. Şunlara ben bir bakayım. Çocuklara 2 dakika baktım ve yine tekrar sizin yanınızdayım. Yani kısaca demem o ki siz her ne kadar her yaptığım yemekten benim de böyle tabak tabak yediğimi düşünseniz de ben gerçekten yemiyorum. Genelde sıvı tüketmeye çalışıyorum. Çünkü midem hala her besini kabul etmiyor. Mesela dana etini midem hala kabul etmiyor. Tavuk eti evet güzel geliyor. Daha çok böyle çorba tarzı bir şeyler yemeye çalışıyorum ve salata. İnanır mısın salata yemeği o kadar çok özledim ki. Kendime böyle küçücük kase ya en minik kasede kendime salata hazırlıyorum ve ben o salatayı bitiremiyorum. Bir de o kadar güzel hazırlıyorum ki böyle işte fındığın, cevizli, işte ne bileyim böyle bol işte yeşillikli, havuçlu, işte böyle bir sürü şeyden koyuyorum. Böyle hepsinden böyle az az gıdım gıdım koyuyorum. İşte üzerine böyle lor peyniri ufalıyorum. O kadar lezzetli oluyor. Yemin ederim size 3. çataldan sonrası gitmiyor yani mümkün değil. Ekmek kesinlikle yiyemiyorum. Şu kadarcık ya, şu kadarcık bir parça ekmeği mideme attığım an İkinci bir şekilde, hiçbir şekilde ne bir kaşık çorba mideme gidiyor, ne başka bir şey, ne de bir çatal başka bir yemek, ne de su. Yani kesinlikle gitmiyor. Çünkü ekmek daha çok böyle doyurucu olduğu için küçücük bir parça ekmek midemi kesinlikle hemen doyuruyor. Bu şekilde böyle 4. ayımı tamamladım. 35 kilomu verdim. Çok mutluyum, umutluyum. Böyle yani ciddi anlamda kıyafetlerimde bir değişiklik yapmak zorunda kaldım. Tabii ki dolabımı komple böyle bir düzenlemek zorunda kaldım. Yeni kıyafetler aldım mı? Tabii ki almadım. Çünkü bende şöyle bir takıntı vardı. Ben eşya biliyorsunuz her türlü eşyayı atmayı severim. Atarım işte koltuğumu atarım, halımı atarım, masamı atarım, vitrini atarım, her şeyi atarım. Ama kıyafetlerimi atamıyorum. Çünkü kıyafetlerime çok para veriyorum. Kıyafetlerimi aldığım zaman bir de hep mesela böyle büyük bedenler bir kat daha pahalıdır biliyorsunuz. O yüzden kıyafetlerimi atmaya inanın hiç kıyamıyorum. Bunları da hiç atmamıştım. Demiştim ya 5 yıl önce, 5 yıl belki de çok daha fazla oldu bu kıyafetlerimi alalı. Ama ay belki bir gün zayıflarım diye saklıyordum. İlk de saklamışım. Çünkü şu an o yani hatta 2 tane tüniğimi o kadar çok saklamışım ki şimdi bile giyemiyorum çünkü bol geliyor. Dedim keşke dedim bir ay önce falan çıkartsaydım. Bunları da bir ay önce bunları giyerdim. Yani o diğer 2 tüniğimi de hiç şu an giyemediklerimin arasına kaldırdım. İnanılmaz derecede kıyafet giyemedim. Kıyafetlerim çoğaldı. Bu arada kıyafetlerim için Instagram'dan olsun, mail olarak olsun veya yorumlarda olsun kıyafetlerimi isteyen çok arkadaşlar var. Özellikle Türkiye'den çok bayanlar yazıyor. İşte hani giyim tarzın çok güzel, çok sportif giyiniyorsun. Üstlerin tüniklerini çok beğeniyorum. İşte hani bana yollayabilir misin? Çok özür dilerim. Arkadaşlar buradan Türkiye kargo yollamak o kadar çok pahalı ki. Bir de bu beden kıyafetlerin hepsi büyük beden kıyafetler. Ve çok böyle kiloya giriyor. Yani ağırlık olarak. Yani Türkiye parasıyla gerçekten abartmıyorum 400-450 TL civarı hatta 500 TL bile bulabilir. Çünkü karton büyüdükçe kilosu da arttıkça gönderme havale parası da büyüyor. Ne yapacağım?
Birkaç böyle tanıdıklarım vardı buradan olanlar. Onlara mesela gösterdim hani istediğim bir şey varsa alabilirsin diye. Diğerlerinde onların tarzlarına uymayan, çünkü onlar orta hani yaşlı birkaç bayandı. Ama ben tabii 30 yaşındayım ve daha çok böyle spor takılmayı çok seviyorum. İşte böyle kapşonlu mapşonlu falan biliyorsunuz. Onları ne yapacağım? Güzel tekrar bir yıkayıp, ütüleyip, resimlerini çekip, güzel paketleyip onların interneti eBay'de satışa sunacağım. Tabii ki öyle çok büyük miktarda meblalar yazmayacağım. Atıyorum 3 öyle 5 öyle onları internette satmayı düşünüyorum. Çünkü atamam. Çünkü her birini daha yeni almıştım İstanbul'dan. Neyse böyle işte. Başka da söyleyecek bir şey var mı? Yok. Pişman mısın diyenlere evet, ilk zaman inanılmaz derecede çok pişman olmuştum. Hele ki ilk 3. günüm dedim ki ben ne yaptım? Ama birinci ayımdan sonra fikrim çok değişti ve bana bunu herkes çok söylemişti. Evet, ilk zaman pişman oluyorsun ama sonra diyeceksin ki iyi ki olmuşum. Mesela ilk zamanları biliyorsunuz çok mutsuzdum. Aşırı derecede bir mutsuzluk vardı üstümde. Ama bu yiyemediğim, içemediğim için değil. Ya bilmiyorum, değişik bir şey. Herkes diyordu ki işte tüp mide ameliyat olanlar çok suratsız. Hayır, ben öyle değilim. Ama ilk ayımda gerçekten suratsızdım. Bir mutsuzluk vardı yani suratımda gerçekten. Ama korkmayın, ilk ay öyle, ondan sonra değişiyor. Evet, ilk ay çok pişmanlık yaşamıştım. Çünkü o süreç çok zor bir süreç. Ama o süreci gerçekten sabırlı bir şekilde atlattıktan sonra gerisi gerçekten çorap söküğü gibi geliyor. Ben şimdi diyorum ki iyi ki olmuşum. Keşke cesaret edip çok daha önce olabilseydim. Veya bu parayı biriktirip çok daha önce gidebilseydim diyorum. O zaman ne bileyim bir 3-5 senem daha kurtarmış olurdum. Neyse, ne diyoruz? Geç olsun güç olmasın. Netice olarak geç de olsa 31 yaşında tüp mide ameliyatı oldum. Ve inşallah önümüzdeki yaza kadar, yani bir 6-7 ay sonra çok daha ince bir özlem göreceksiniz. Şimdi bunu beyninize kazıyım. Annem sen döndün. Tabii ki basen. Basen kısmım hala çok arkadaşlar. Buralarım ve basen kısmım çok daha kötüydü. İnanılmaz derecede çok daha kötüydü. Ve şu an çok çok daha iyi. Ben her zaman kendimi ekranda tam göstermediğim için çok fazla belli edemiyordunuz. Ama buralarım çok daha kötüydü ve şu an eskiye onaran çok daha iyi. Tabii ki hala çok kiloluyum. Tabii ki hala yani übergewichtig. Ne oluyor? Obeziteye giriyorum. Ama olsun. Yani şu an şu halimde bile ben kendimle mutluyum. Ki ben 133 kiloyken de gayet mutluydum. Öyle kompleksli bir bayan asla değildim. Her neyse, başka ne diyecektim? Şimdi benim mesela bu şekilde görüyorsunuz, değil mi? Beni yakından görenler çok daha zayıf görebiliyor. Onu da size söyleyeyim. Hatta geçen günü bir Türk marketinde bir takipçime karşılaştım. Dedi ki asla dedi ekranda dedi bu kadar zayıf olduğum belli olmuyor. Ekran fotoğrafımdaki resmimi gördünüz. Resimlerde çok daha zayıf çıkıyor değilim. Resimlerde olduğu gibi çıkıyor. Ama ekranda telefonu, şimdi biz resimleri çekerken diğer telefonum burada değil. Resimleri çekerken kumandayla göstereyim. Resim çekerken geçiyoruz aynanın karşısına, telefonumuzun böyle dik bir şekilde tutup resmimizi çekiyoruz. Ama kamerayı çekerken telefonumuzu bu şekilde tutuyoruz ve telefonu böyle tuttuğumuz zaman otomatikman birazcık daha geniş durabiliyoruz ekranda. Evet sevgili takipçi kankalarım. Daha da fazla söyleyecek bir şey var mı bilmiyorum. Bana göre aklımdaki her şeyi anlattım. Sürekli çünkü soruluyor. Artık kaç kilo verdin, kaç kilo verdin, 30'u geçtim mi, işte 35 oldum falan diye. Neyse bunu da söylemiş oldum. Şu an güncel kilomu da gördünüz. Hatta şu an işte videonun başında izlediğinizden 3 kilo daha eksim var. Bu şekilde bu videom da burada bitiyor. Benden bugünlük bu kadar. Salonumu görüyorsunuz. Görüyorsunuz evde bir takım değişiklikler oldu. Bu kadın neler yapıyor. Bu kadın yine bugün durmadı. Ama ne yaptığını yarınki videoda izleyeceksiniz. Salonumun yeni turu ve değiştirme aşaması. Yarınki videomda takipte kalın. Beni unutmayın. Hala abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Hep
Hepinizi çok 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 seviyorum. Sevgili takipçi kankalarım, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Yarınki vlogda tekrar burada buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.